Şimdi Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilen hanımefendiden bahsedelim. Hı hı. Eski Cumhurbaşkanlarımızdan Özal'ın annesinin adıdır bir adı zaten. Açık ifade etmek gerekirse annesi de Özal'ın annesi de Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindendir. Çemişgezek, Tunceli'de Alevi Türkmenler vardır, Zaza Türkmenler vardır, bir de Sünni Türkmenler vardır. Hı. Çemişgezek bunlardan biridir. Çemişgezek'te iki tane o Sünni Türkmenlerin yoğun olduğu Çemişgezek'te iki tane Ermeni köyü vardır. Özal'ın annesi bunlardan, bu köylerden, Ermeni köylerden birinden doğmuştur, o köydendir. Böyle bir bilgi var elimizde. Sonra bu hanımefendiyi Leyla Alaton Gökler'e çıkarıyor. Gazetelerden görüyoruz geriye dönüp baktığımızda. Efendim gazetelerde bir haber var. Efendim staj yapacak yer bulamıyor. Alakalıdan bulamadın. Leyla Hanım seni Gökler'e çıkarmış. Dalga mı geçiyorsun bizimle? Artık bu hanımefendinin kayıtlarda görüyoruz, internet kayıtlarında. CFR dünyaya siyasetini yön veren onun efendim üyesi. Artı 2017'de verdiği bir mülakatta Türkiye'ye efendim şeyde United State of Turkey bir federasyon tavsiyesinde bulunuyor. Üstü örtülü yediğimizi zannediyor bu anda. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'na bunu kim kakaladı, kim pazarladı bilmiyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda bu kadın olmamalıydı. Bunu ben açıklıkla söylüyorum. Çünkü bu kadınla birlikte Kemal Derviş vakasını yaşayacağız biz. Türkiye'nin şartları var mıdır? Var mı? Elbette şeyde daha önce de NAS'la da olmaz bu iş. Efendim kur korumalı. 2001'den beri kur korumalıyı Arjantin uyguladı, battı. Hı hı. O zaman gerçeklere dönmek lazım. İşte o zaman gerçeklere döndüğümüzde bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, ben biliyorsam bunu MİT biliyordur. Ben biliyorsam Genelkurmay Başkanı biliyordur. Ben biliyorsam Sayın Cumhurbaşkanı biliyordur. Maliyedekiler biliyordur. Yurt dışında Türk vatandaşlarının 600 milyar dolar parası var. Bir. İki. Türkiye'de ben özel sektörden geliyorum. Özel sektördeki her iş adamının bu ülkede heykelini dikeceksiniz. Özel sektördeki her iş adamının o güzel karılarından bile saklı, karılarının bile bilmediği benim tahminim. Ben biliyorsunuz uzmanlığım. Politik ekonomi, uluslararası finans. Güzel eşlerinin bile bilmediği 200 milyar dolarlık zuvası var. Niye de biliyor musunuz? Çünkü 1641'den beri Osmanlı darphaneyi kapattığından beri bu ülkede devletin parasına Türk halkı güvenmiyor. Çünkü o kadar çok tokat yedi ki onun içinde hatta bir laf vardır. Efendim devletin tarlasına karpuz dikersen bilmem nerende salatalık biter diye. Hı hı. Böyle bir laf vardır. Evet var. Şimdi işte buradan geldiğimizde çözüm kolay. Ekonomi güvendir. Şimdi dünyadaki bir tek en önemli unsur vardır bu dünyada. Oksijen. Oksijen neyse ekonomide güven odur. Hı hı. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet Mehmet Şimşek güveni tesis edecekler. Evet. Bu 600 milyar dolar ve 200 milyar dolardan. Türkiye'nin önümüzdeki 11 ayda 200 milyar dolar parayı indirip bindirmesi lazım. Merkez Bankası'nın eksi 69 milyar dolara düşmüş vaziyette. O zaman çıkacak Türk halkına diyecekler ki kardeşim biz şunu şunu yanlış yaptık, bunu doğru yaptık. Hı hı. O zaman yanlışlarımızı telafi etmek için de biz ey Türk insanı, bu vatan sizin, ey iş adamı, bu parayı buradan kazandınız. O zaman başta beşli diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktidarı döneminde zengin olmuş beşli bir iş adamı grubu var. Onlardan başlanarak bu ülkeye başka farklı değil. 300 milyar dolar getirsinler. Hı hı. Bu para. İş adamının zulasında iş adamına güven versinler. İş adamı zulasından çıkarsın. Türkiye düzelir. Yani öyle denildiği gibi illi de yurt dışından gelmek zorunda değil. Biz değil. Kendi içimizden. Ama bakın 3 şey Aleyna Hanım güven adayar. Hı hı. Kadın erkek ilişkisi. Erkek kadına güvenir, kadın erkeğe. Yoksa ne evlilik olur, ne sevgili olur, ne hiçbir. Hiçbir şey olmaz. Evet. Tabi edelim. 2. Siyaset güven adayar. 3. Hepsinden daha fazla ekonomi güvene dayanır. O zaman devlet çıkacak olduğu gibi anlatacak ve acı ilacı verecekler. Bu biraz nas yapalım, biraz nas yapalım, biraz hayır olmaz.
tedbirim. Sayın Cumhurbaşkanı beni davet ederse hangi tedbirlerimi al, bak ucunu gösterdim. Hangi tedbirlerin davet edilmesini gerektiğini de söylerim yani. Buradan söylemeye gerek. Peki hocam, son olarak da şunu sormak istiyorum. Kur korumalıyı az önce bahsettiniz, işte devirdiği ülkeleri. Peki bizde ne zaman? Çünkü artık öyle bir durumdayız ki sadece faizi bile 200 milyar civarında. Artık sürdürülebilir olmaktan da çıkmış durumda. Ekonomi yönetimi yeni KKM kabul etmiyoruz yönündeki kararını ne zaman açıklayacaktır? Şimdi iki şeye bağlı. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı bu tavırda, bu konuda alacağı tavra bağlı. İki, yurt dışından gelecek bir kısım fonlara bağlı. Evet. Tabii yurt dışından gelen fonlar öyle bedavaya gelmez. Baltayı vurup Bozuya gitsin, fabrika kursun, devlet 10 yıl vergi almasın. Ama bizim yaptıklarımızı borsaya oynamaya gelirse, IMF'nin tarifidir bu. Borsaya para gelen parayla yatırım aynı şey değildir. Ama bize bunu da yatırım diye katalıyorlar. İşte burada bir şey var. Burada doların ne olacağı, altın bize bağlı değil. Dünyada altın gidiyor. 2023-2030 altın çağı, onu söyleyeyim. Hı hı. Bu noktada doların, avronun nereye gideceği, Türkiye'de nereye gideceği, devletin bürokrasisinin ve siyasetinin alacağı karara bağlı. Şimdi bir espri vardır. Nasıl olacak? Bir vatandaş Peugeot diye bir marka değil, espri olduğu için söylüyorum. Araba almış, insanlar bindirmiş, tam gaz gidiyor. Arkadan yaşlı bir adam, evladım demiş. Biraz ağır git, bir yere toslayacağız demiş. Amca demiş, sen Peugeot'u biliyor musun Peugeot'u? Yok, bilmiyorum. Otur öyleyse demiş. Sonra biraz daha şeyden bir kadın, evladım ben yaşlıyım bak demiş ya, içim dışıma çıktı biraz daha bir. Sen Peugeot'u biliyor musun Peugeot'u demiş, teyze demiş. Bilmiyorum, otur öyleyse demiş. Sonra bir kadın, ya demiş, kardeşim ben hamileyim, çocuğumu düşüreceğim demiş. Ondan sonra biraz ağır git demiş. Kardeşim demiş, sen Peugeot'u biliyor musun Peugeot'u? Yok, bilmiyorum, otur öyleyse demiş. Arkadan biri bağırmış, ben biliyorum Peugeot'u. O zaman abi söyle bunun filanı derdi demiş. Türkiye'nin freninin tutar hale gelmesi. Evet. Freninin tutar hale gelmesinin yolu da ekonomik kurallarına uygun güvenin tesis edilip matematik kurallarının işletilmesi. Çünkü Türkiye'de ekonomi, Türk sanayi ara mamule bağlı. Ara mamule. Bakınız, işte merak edenler. 1000 sayfalık 1838'den 2010'a kadar ki, 2010'dan bu tarafa çok büyük bir değişiklik yok zaten. Bu kitap. Bakın. Her ekonominin bir siyaseti, her siyasetin bir ekonomisi var. O zaman yapılacak olan şu. Güveni tesis edecekler. 600 milyar dolar orada, 200 milyar dolar Zula'da. Çünkü ara malına bağlı bir ekonomi ithal etmek zorunda. Bu ithalat yapamadığınız sürece Türk ekonomisi çöker. İşte o zaman papazı bulur.